Ben biri olarak onu kendi programıma da davet etmek istiyorum inşallah. Buradan benim sesimi duyar. Vatani görevini tamamlayıp yeni albümünü hayranlarıyla buluşturan Alişan, bakalım İsmail YK'ya neler söyledi? Onunla bir çalışmamızın içerisinde iki tane parçasını okudum. İsmail YK'nın, daha doğrusu Yurtseven kardeşlerin, öyle söyleyeyim. Ve ben onların evine gittim ve onların ekmeğini yedim. O yüzden hiçbir zaman unutamam. Annesinden, babasından, bütün kardeşlerine ve şu anda orada canlı yayın konu olan İsmail'e sevgilerimi yolluyorum. Sırada şarkıları, televizyon programıyla başarılara imza atan Petek Dinçöz var. Efendim, İsmail YK ile ilgili tek görüşümüz, sen bir psikopatsın arkadaşım. Ama süper psikopata kesinlikle klip gelmeli. Kesinlikle gelmeli. Buradan sevgiler yolluyorum sevgili Mehmet Gezegen'e. İyi yayınlar diyorum. Ama şunu da sorsun. Ben her zaman soruyorum. Hep sevgilim yok diyor. Yok 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 ama nereye kadar? Burada açıkta. İsmail YK'nın sanatçı dostları onun için bu yorumları yaparken bakalım Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarının genel yayın yönetmenleri ve müzik direktörleri kral mikrofonlarına neler anlattı. İlk olarak Radyo Viva'nın müzik direktörü Ömer Erişmen'e uzattık mikrofonumuzu. Yepyeni bir albümle karşımızdasın. Yine turnayı gözünden vurmuşsun. Psikopat yine çok güzel bir slogan. Hayatımızın içinde konuştuğumuz ve bir şarkı olsa acaba nasıl olur dediğimiz o tüm sözcükleri sen bir şarkı olarak karşımıza çıkartıyorsun. Eyvah, galiba bu sefer olmayacak dediğimiz her şarkında patlıyor. Ömer Erişmen'in ardından Süper FM'in müzik direktörü Duygu Çakır, bakalım yeni albümü Psikopat'ı müzikseverlerle buluşturan İsmail YK ile ilgili bize neler söyledi? Slow bir çıkış var. Aslında çok İsmail YK'dan beklemediğimiz bir hareket diye düşünüyorum. Biz daha böyle bomba bombalar, bunlara alışığız. Hani neden slow bir şarkıyla çıktı? Belki bunu sorabilirim. Albümde bizim hep aramızda konuştuğumuz şey şu, eğer doğruysa bütün enstrümanları kendisi çalmış İsmail YK. Bu doğru mu? Bunu çok merak ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sırada son olarak Radyo Turkuaz'ın başarılı programcılarından Ayhan Güngör var. İsmail YK, aslında biz tabii ki seni Yurtseven kardeşlerden de biliyoruz. Birinci sorum, Yurtseven kardeşler bir albüm yapacak mı? Çünkü uzun bir ara oldu. İkinci sorum, ya İsmail YK'nın biriyle düet yapması gerekse ya da kendisi istese şu an hangi önemli isimlerden birisinde karar kılardı? Ya da aklında birisi var mı? Ya evet, onunla düet yapmak istiyorum dedi. İyi.